Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2021 yılı merkezi yönetim bütçesi üzerine grubumuz adına söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, sözlerime devletin gelecek mali yıl içerisinde toplayacağı gelirlerini ve yapacağı harcamaların bir tahmini olarak ortaya koyan ve bu gelirlerin toplanması ve harcamaların da yapılması için yürütme organına uygulama izni veren bir kanun olan bütçenin 2021 yılı için amaç ve hedefleri ve önceliklerini ya da bu bütçe rakamları içerisinde olup olmadıklarını sorgulayarak başlamak isterim. Mesela yoksulluğu ortadan kaldırmak, gelir adaletini sağlamak, üretimi ve istihdamı arttırmak, işsizliğe son vermek, israfı önlemek veya en azından bunlar için belirli düzeylere ulaşabilmek, ekonomik büyümeyi sağlamak, dünyanın sayılı ülkeleri arasında olabilmek. Ama görünen o ki bu hedeflerin yapılan sunuşlardaki süslü sözlerden öte bütçe değerleri içerisinde varlığından bahsetmek neredeyse imkansız. Peki ne var bu bütçede? İsraf var. Bir elin parmaklarıyla sayılabilecek yandaş sermayenin kasaları var ve faiz lobilerinin istikbali var. Bu iktidarın 2023 yılı gayri safi yurt içi hasıla hedefi 2 trilyon dolardı. 2020 yılı için gerçekleşme tahmininin yaklaşık 690 milyar doları ancak bulduğu anlaşılıyor. Sadece son 2 yılda 200 milyar dolara yakın küçüldük değerli arkadaşlar. Merkez Bankası net rezervi Cumhuriyet tarihimizin en büyük açığı ile eksi 57 milyar dolara ulaşmış durumda. Devletin toplam borcu 2 trilyon liraya dayanmış, sadece son 10 ayda 606 milyar lira artış göstermiş. Dış ticaret açığımız son 11 ay içinde 45.3 milyar doları bulmuş ve geçen yıla göre neredeyse %100 artmış durumda. İktidarınız döneminde bütçeden yapılan faiz ödemesi toplam 492 milyar doları bulmuş değerli arkadaşlar. Aynı şekilde 2023 yılı için kişi başına gayri safi yurt içi hasıla hedefiniz 25 bin dolardı. 2020 yılı için gerçekleşme tahminine göre 8.200 doları bile bulamayacağı anlaşılıyor. Diğer yandan vatandaşın bankalara borcu 2020 yılı başından günümüze 239 milyar lira artarak, yani son bir yıl içerisinde 830 milyar liraya yükselmiş ve borcunu ödeyemediği için maalesef 3,5 milyona yakın vatandaşımız bu bankalar tarafından yasal takibe alınmış durumda. İşsizlik oranı 2023 hedefiniz %5'ti. Bugün ise TÜİK resmi rakamlarına göre %13.2, oysa geniş tanımlı işsizliğe göre %27.3, 10 milyona yakın yurttaşımız ve her 3 gencimizden biri maalesef işsiz kalmış durumda. Bu bütçe maalesef vatandaşa ne bir umut, ne bir heyecan, ne de pozitif bir enerji verdiği söylenebilir. Öğretmenlere, iç güvenlik personeline, sağlık çalışanlarına, din görevlilerine vermiş olduğunuz 3600 ek gösterge sözleriniz havada kalmış. EYT'liler, 500 bine yakın kamu hizmeti gören 4B sözleşmeli memurlar haklarını bekliyor. 600 bine yakın öğretmen ve yüz binlerce mühendis, mimar atama bekliyor. Pandemi nedeniyle kepenklerini kapattırdığınız, kontak kapattırdığınız, açlığa yoksulluğa terk ettiğiniz esnaflarımız, kendilerine verilen kredilerden ve borç yapılandırmalarından daha öncelikli olarak kira, elektrik, su, SGK ve benzeri borçlarını karşılayabilecekleri doğrudan hibe nakdi destek bekliyorlar. Zira 3.8 milyon KOBİ'nin bankaları olan kredi borçları 865 milyar liraya ulaştı ve yaklaşık 300 bine yakını borcunu ödeyemediği için bankaların takibinde. Yine pandemi nedeniyle uyguladığınız kısmi çalışma ödeneği ve ücretsiz izin ödemelerini bütçe dışı bir kaynak olan işsizlik sigorta fonundan çullanarak işvereni destekleyen bir fona dönüştürdünüz. Çalışanları açlığa mahkum etmek yerine insanca yaşam için en az açlık sınırının üzerinde ücret garantisini işçilerin fonundan değil bütçe kaynaklarından artık vermelisiniz. Değerli milletvekilleri, yerli malı Türk'ün malı, herkes onu kullanmalı diyerek yerli malı haftasını, daha doğrusu tutum, yatırım ve Türk malları haftasını 10 yıllardır kutlarız. 1929 yılından bugüne. Meğerse bugünkü iktidar herkes onu kullanmalı sözünü yanlış anlamış olacak ki yerli ve milli olan neyimiz varsa her şeyi satma derdine düşmüş. Herkes derken de bu ülkenin yurttaşlarından bahsediyoruz. Yabancılardan değil tabii ki. Yerli olan neyimiz varsa sattınız, henüz satamadığınız kalanları da varlık fonu adı altında toparlayıp yine bir satma telaşına düştünüz. Peki 177 milyar liralık bu varlık fonu denetlenebiliyor mu? Hayır. Sayıştay denetimine, ihale kanununa tabi mi? Hayır.
Kanal İstanbul arazileri, Ataköy sahili, Antalya limanı, tank palet fabrikası, Haliç, İstinye Park, şirketler, yalılar, bankalar, borsalar hepsini katar katar sattığını, satmaya da devam ediyorsunuz. Bu gidişle yerli malı haftamızı yakında Katarlılar kutlamaya başlayacak. Zira bu iktidar döneminde bu haftanın ne tutumlulukla, ne yatırımla, ne de yerlilikle hiçbir ilgisi kalmamıştır. Değerli milletvekilleri, Tarım Bakanlığımızın bütçesi hakkında da birkaç konuya değinmek istiyorum. Sayın Bakan, siz de gayet iyi biliyorsunuz ki tarım ve gıda ülkemizin en stratejik, yaşamsal, vazgeçilmez ve sürdürülebilir olması gereken sektörleridir. Oysa Sayın Bakan, eksikleriniz ve almakta olduğunuz yanlış kararlar ve uygulamalarınız ne yazık ki tarımımızın çöküşüne neden oluyor. Bakın Sayın Bakan, size iki grafik göstereceğim. Bunları Plan Bütçe Komisyonumuzda da sizlere göstermiştim. Siz iktidara geldiğinizde TÜİK verilerine göre 2002 yılında 26 milyon 579 bin hektar olan tarım alanımız bugün 23 milyon 95 bin hektara gerilemiş durumda. Bu 2002'den 2019'a kadar gelen gerileme tarım alanlarında 3 milyon 484 bin hektar daralmayı getirdi. Burada tarım alanı olarak bahsettiğimiz alanlar ekilen alanlardan, nadas alanları da buna dahil, süs bitkileri, sebze ve meyve alanlarından oluşuyor. Bir başka grafiği, bir başka gerçeği daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Dış ticarette bitkisel ve hayvansal üretimin durumu nedir diye baktığımızda işte bu grafikte onu gayet güzel gösteriyor. 2002 yılından 2019-2020 yılına kadar gelen bu süreçte 2005-2006 yıllarında biraz direnç gösterilmiş olsa da tamamen gittikçe artan bir dış ticaret açığı dengesi söz konusu. Aslında bu iki grafiği alt alta üst üste koyduğumuzda tarım alanlarındaki daralmayla net ithalatçı olduğumuzu, aradaki ilişkiyi, korelasyonu gayet iyi görebiliyorsunuz. 2003-2019 döneminde ihracatımız 77.6 milyar dolar iken ithalatımız 104.6 milyar dolar oldu ve 27 milyar dolar net dış ticaret açığı verdik. İktidarınızda bitkisel ürünlerinde ithalatımız 5.6 kat, hayvancılıkta ithalatımız 17 kat arttı ve ithalat yapmadığımız hiçbir ürün kalmadı maalesef Sayın Bakan. Bir televizyon kanalında Sayın Bakan 10 Aralık günü yaptığınız bir değerlendirmede çiftçinin son 2 yılda rekor düzeyde gelir elde etmiş olduğunu, bu geçtiğimiz hafta çiftçimizin moralinin şu anda son derece iyi olduğunu, hepsinin birçok borcunu ödediğini, traktörünü yenilediğini belirtmiş ve şu anda tarım ve hayvancılık sektöründe benim işim kötü diyen bir arkadaşımız olmamalı, olamaz demişsiniz. Böylesi akıl almaz ifadeler kullanmışsınız. Peki bu çiftçiler bu ülkenin çiftçileri değil mi Sayın Bakan? Ne diyorlar? Beraber battık biz bu yollarda. Peki bu çiftçiler bu ülkenin çiftçileri değil mi Sayın Bakan? Traktörleri ve inekleri haczediliyor. Tabii bu traktörleri 2004 sayılı İcra İflas Kanunu'nun 84. maddesine de aykırı bir şekilde haczedilen Tarım Kredi Kooperatifi mağdurlarına da söyleyecek bir şeyiniz olsa gerek Sayın Bakan. Samimi olarak soruyorum, bu sözleriniz bir şaka mı gerçekten? Bu bir şakaysa hep beraber gülelim. Ama yok, şaka değil de siz gerçekten buna inanarak söylediyseniz ya siz başka bir ülkeden bahsediyorsunuz, başka bir ülkenin çiftçilerinden, ya da birileri size pembe gözlük takmışlar. Aman dikkat edin. Zira ülkemiz tarımının bekası için en büyük tehlike durumuna sokuyorlar sizi Sayın Bakan. Çiftçimizin bankaları ve tarım kredi kooperatifleri olan borcu 128 milyar lirayı, çiftçi başına ise ortalama 61 bin lirayı buldu. Zamanında ödenemeyen yaklaşık 5 milyar lira borç bankalar tarafından yasal takibi alınmış durumda. Sadece bu yıl başından bugüne kadar borç değerinde 18 milyar liradan fazla artış oldu. Tarıma bu yıl vermiş olduğunuz 22 milyar lira desteklemenin de nereye gittiği ortada. Öyle değil mi Sayın Bakan? Bakınız, Tarım Kanunu'nun 21. maddesinin gereğini yapmadığınız için yapılan eksik desteklemeleriniz nedeniyle esasen çiftçimize 211 milyar lira borçlandınız. 2021 yılı tarımsal destekleme bütçesinin 2020 ile aynı, yani 22 milyar lira olacağını biliyoruz. Son bir yıl içinde sadece döviz kurunda %33'lük bir artışın olduğu, tohumda, gübrede, ilaçta, mazotta, elektrik fiyatlarında %20 ile 50 arasındaki artışlar ortadayken, merkezi yönetim bütçe büyüklüğünde 2020-21 arasındaki artış oranının %22.88 olması
teklif edilirken tarımsal desteklemelerin aynı kalması asla kabul edilemez. Ayrıca 2021 yılı bakanlık bütçesinde artmasını beklediğimiz mazot ve gübre desteğinin 229 milyon lira. Sayın Sındır, artı bir riayet edeceğiz. Buyurun efendim. Belki evet. Selamlama için bir şey. Buyurun. Hayvancılık desteklerinin 558 milyon lira, arz açığımızın olduğu ürünlere ödenen desteklerin 252 milyon lira düşürülmesini de açıklamaya muhtaç ve kabul edilemez bulduğumuzu belirtmek isterim Sayın Bakan. Değerli milletvekilleri, iktidar ekonomide ve yargıda reformdan bahsediyorsa önce sorunu açık ve anlaşılır bir şekilde bir dille ortaya koymalı ve ekonomideki krizin ve yargıdaki adaletsizliğin mevcut durumunu nesnel bir şekilde tanımlamalı. Reformun gereksinimi olacak bütçe büyüklüklerini, tercihlerini, önceliklerini belirlemeli ve bugün önümüzde olan çala kalem ve adet yerini bulsun diye hazırlanmış bu bütçe yerine reforma uygun bir bütçeyi milletin önüne getirmelidir. Esas itibariyle ekonomide ve yargıda reform için bir problemden bahsediyorsak, bunun birinci maddesi yürütmenin ta kendisidir ve mutlaka değişmesi gerekir. Diğer bir deyişle yapacağınız en büyük reform, bu ülkenin aydınlık, refah dolu, huzurlu ve güçlü bir ekonomi için, güçlü bir devlet için, vatandaşlarımızın huzur ve mutluluğu için derhal istifa etmeniz ve demokrasi son... İzin verir misiniz efendim? Bu arz edeyim efendim, bu uygulama bütünlüğü açısından artı bir, bir de grup başkan vekillerimize 2+1 şeklinde bir planlama yapıldı. Beni bağışlasanız ve teşekkür ediyoruz Sayın Sındır. Çok teşekkür. Tamamlayın efendim. Demokrasinin, özgürlüklerin, liyakatın, bağımsız ve tarafsız bir yargı sisteminin ve hukukun üstünlüğünün önünü açmanızdır. Her halükarda 2021 yılı bütçesinin vatanımıza ve milletimize iyilikler ve yararlar getirmesini diliyorum. Yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyoruz Sayın Sındır. Sayın Ayhan Barut.